Gerçek Haber Ajansı dinleyici ve takipçilerimize merhaba. Bugün 1 Ekim Salı. Günün haberleriyle karşınızdayız. Gözaltı, işkenceye rağmen Tayat, zulmün başkentine yürüyeceğiz, dedi. Kuyu tip hapishanelere karşı zulmün başkentine yürüyüş için Kartal Meydanı'nda toplanan Tayat ailelere AKP polisleri yine saldırdı. Kartal Meydanı'nda yürüyüş öncesi yapacakları yürüyüşün amacını anlatmak isteyen Tayatlar işkenceyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tayatlar Ferdi Sarıkaya, Feridun Osman Ağaoğlu, Fatma Özalp yapılan açıklamayı Gerçek Haber Ajansı eylem yerinden canlı yayında verdi. AKP'li vekilin aracında 20 kilo sentetik uyuşturucu bulundu. AKP iktidarı, milletvekilleri, üyeleri ve yandaşları ile en büyük mafyaya dönüşmüş durumdadır. AKP, devletin gücünü ve olanaklarını kullanarak mafyanın ve çetelerin önünü açıp ülkemizdeki en büyük uyuşturucu ağını oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde AKP Adana Milletvekili Ahmet Zembilci, "Bir soruşturmada oğlumun adının geçtiğini öğrendim. Sürecin partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için" diyerek partisinden istifa etti. Ancak aslında bu nedenden dolayı istifa etmediği, oğlu TZ'nin 20 kilo sentetik uyuşturucuyla babasının adına kayıtlı araçta yakalandığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Sendika hakkı için yola çıkan Fernas maden işçileri Ankara'ya yürüyor. Sahipliğini AKP Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Koç Holding'in ortak olduğu Fernas madencilikte çalışan işçiler sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı. İşten çıkarmalara karşı sokağa çıkan işçiler Soma'dan Ankara'ya yürüyor. Yürüyüş 7. gününde. 1 Ekim haberleriyle karşınızdaydık. Yarın günün haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Tüm halkımıza umut dolu günler diliyoruz.